Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir GTA Vice videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle GTA Vice serimizin 19. bölümüne yanlış hatırlamıyorsam karşınızdayım. Bir dahaki bölümde de arkadaşlar 20. bölümümüze ulaşmış olacağız. Bilmiyorum şu an arkadaşlar belki videonun başına bir intro koymuş olabilirim arkadaşlar. Değişik bir intro deneyeyim dedim. Bir de o videonun sonunda bir outro yapabilsem yapacağım. Bilmiyorum dün Taxi Sim 2022 adında bir oyun çekti işte. Onda bir değişik bir intro tarzı bir şey yaptı dedim. Dedim böyle bir intro outro tarzı bir şey yapayım. Bilmiyorum yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim arkadaşlar. Şu an zaten yaptıysam görmüşsünüzdür. Bugün sebepte film stüdyosu görevine kaldım zaten. Devam edeceğiz. En son hatırlarsınız kanser bir dolu görevindeydik. Ve dolu görevinde başarılı bir şekilde geçmiştik ama. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hemen görevimize gidelim. Şimdi DSTC'ye girdik. Ve arkadaşlar bu dizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Maça shot diyor. Yani maç bilmem ne vuruşu bilmem ne diyor. Oo problem nedir? Evet, after school ne diyor abi? Kahraman diye bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Siz deyin. Ben de izleyeceğim. Siz de izleyin. Anladığımız kadar ben şu an görevi anlamaya çalışıyorum. Görevi hatırlamaya çalışıyorum. Abi bu ne ya? Sapık sapık şeyler çıkıyor. Arkadaşlar bunda harbiden sapık. Zaten sapık stüdyo görevi almıştım ben başlığa o geçen bölümde. Harbiden öyle ama yani abi. Evet, bir şeyler söyle işte. Russell Group, Mesosfer, Restless Alpha falan bilmem ne. Ne diyor? Natürlich iyi bir şey söylüyor. Tom Versetti'ye kızıyor yine sen ne yapıyorsunuz falan diye. Haklı adam yani. İyi diyor. Kendi. Yakın ol. Biraz sessiz mi oldu? Ne diyor? Bir şeyler söyle. Oh yes. Ne diyor? Ne oluyor? Ne diyor lan sen? Allah'ım yarabbim. Tövbe tövbe. Tom Versetti de bakıyor. Kafayı yedi. Abi yok sapık. İyice sapık akşam. Tommy de baktı. Ve sen bunu takip edeceksin. Yeni bir aşk bilmem ne bir şeyine gidecek ve kamerayla falan çıkacağız. Aa, hatırladım. Görevi tam hatırladım. Arkadaşlar görevi hatırladım. Bu görevde kendi biz takip ediyoruz. Ve görevimiz şöyle. Kendi bir tane limuzine binecek. Stretch aynen. Şurada arkadaşlar iki tane araç seçeneği vermiş. Bir tane şöyle helikopterle havadan takip ediyoruz. Bir tane de arkadaşlar. Onun aslında haritada göstermiyor ama. Şurada bir tane Patriot var. Patriot'la takip ediyoruz arkadaşlar. Patriot'umuz hemen şunu alalım. Ben Patriot'la takip etmeyi tercih ediyorum. Helikopterle de tercih edebiliriz. Yani. Helikopter de iyidir ama. Zaten bu görevde arkadaşlar hızlı olmamıza gerek yok. Çünkü limuzin yavaş yavaş gidiyor. Hani Patriot gayet iyi bir seçenek. Evet yani bu görevde arkadaşlar. Takip edeceğiz de 3 tane yanlış hatırlamıyorsam 3 taneyi de fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Evet ben hatta bir dışarı çıkayım. Hatta çıkmayayım bundan çıksın ben öyle çıkayım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi hemen helikopteri göstereyim. Helikopter konmuşlar şuraya. Nerede lan? Ha. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar helikopter var ama gerek yok. Patriotumuz varken. Gerek yok yani arkadaşlar etlimizden yola çıktılar. Hadi bakalım. Bu görevde FBI'ler falan kovalıyordu. Bu görev biraz zordu. Evet yani. Hatta zaten bu görevde arkadaşlar ya bu bölümde illakine bir helikopter kullanmamız gerekecek. Çünkü bundan sonraki stadyum stüdyosu görevinde arkadaşlar. Motor aslında lazım oluyor. Böyle rampalardan falan uçmamız gerekiyor ama arkadaşlar helikopterle çok daha rahat yapılıyor. Onu biliyorum yani. O da garip bir görev. Ona da Yusuf'tan bu görevden sonra geliyordu herhalde böyle. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten biz şu ana kadar kaç tane görev yaptık abi? Bu üçüncü görev mi film stüdyosun? Dört mü? Dört beş görev falan var film stüdyosun. Taksiciliğin 3 taneydi. Abi bu elimizin özürlü mü? Ne yapıyorsun oğlum? Sabri de çekinmem diyor. Allah Allah ya Allah'ım yardım. Hop vurmayalım abi diye muta. Bu arada arkadaşlar ya yaklaşık bir yarım saat önce de internet kafeden çıktım. GTA 5 falan oynadım işte. Ya çok eğlenceliydi, güzeldi yani. Normalde ben akşamüstü veya öğlen saatlerine falan internet kafeye giderim ama ilk kez sabah saatlerine internet kafeye gittim. Güzeldi. Şu an saat 1 tabii ama ben işte geldim yarım saat işte biraz oyalandım falan evde işte videonun başına geçtim. Yarım saat 40 dakika önce işte internet kafeden çıktım. İyiydi yani. Bayağı eğlenceliydi yani. İşte GTA 5'te ne yaptım hani çok bir şey yapmadım yani klasik GTA 5'te ne yapılıyorsa onları yaptım. Polisten kaçtım işte marama modifiye ettim falan bir şeyler yaptım yani serbest takalım kafamları. Bir saat girdim zaten. Öyle güzel eğlenceliydi yani. Abi saati de 15 lira olmuş arkadaş saat 10 liraydı. İlk 8 liraydı hatta ilk zamanları 1 liraydı falan böyle. Nereden nereye geldik falan be. Garip yani hani şimdi bir saat önceden mesela şu an 15 lira mesela. Ulan eskiden... Hatta eskiden hani bir iki ay önce 10 liraydı saatli.
Hani bir saat oynamak için 10 lira veriyorduk. Önceden, yıllar önce de 1 lira veriyordun. Şey 10 lira veriyordun, 10 saat oynuyordun abi. 10 lira verip 10 saat oynuyorduk. Şimdi 10 lira verip 1 saat bile oynayamıyoruz yani. Böyle bir mantık var bu Türkiye'de, ben anlamadım. Gerçekten yazık yani. Ve arkadaşlar şimdi kendi indi arkadaşlar dümüzünden. Bu gelecek. Ha, hatta burada bir tane erkekten 100 karası bir tane adam vardı abi. Böyle topuklu ayakkabı falan gibi. Ha, bu adam. Arkadaşlar bu adam erkekten 100 karası abi. Hatta burası şey arkadaşlar, biz burada bir tane elemanı kesmiştik hatırlarsınız, testereli Cortez bir tane görev vermişti. Neydi adamın ismini unuttum ama şişman bir adamı işte kesmiştik. Onun evine geldik. Oh Alex, madem say. Evet, konuşuyor işte bunu arkadaşlar ve evet buradan hemen Patriot'a çıkalım arkadaşlar. Bu görev yalnız zorlu yani, FBI'ler falan kovalayacak, hemen şuradan Patriot'umuza çıkalım. Evet şöyle polislerden kaçabileceğimiz şeklinde arabayı park edelim. Şöyle. Hatta Mafia Sentinel'e gidiyor. Mafia Sentinel'i alacağım abi. Mafia Sentinel iyidir. Ha bir tane daha geldi. Arkadaşlar Mafia Sentinel'i alalım. Mafia Sentinel çünkü çok daha hızlı Patriot'a göre. Evet hemen şöyle Mafia Sentinel'imizi alalım ve Mafia Sentinel'le kaçarız. XS Sentinel diye gözüküyor. Bak Sentinel XS diye geçiyor da. Aa çita da gelmiş. Yok be çita almayacağım. Mafia Sentinel'le kaçarız. Şuradan arkadaşlar evet. Buradan bir tane kapı var arkadaşlar. Hemen bu kapıdan giriyoruz. Evet. Evet buradan böyle birkaç kat yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle hızlı 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 hızlı. Bayağı uzun bir bina böyle, çık çık bitmiyor. Evet. Ve galiba çıktık yani. Son kattayız arkadaşlar. Evet şimdi buradan fotoğraf çekeceğiz. Bir de şuradan şöyle bir olay var arkadaşlar. Bilgisayar versiyonunda daha düzgün gözüküyor yani. Burada bulanık kötü gözüküyor. Piksel. Ama arkadaşlar burada işte Rockstar Games bir tane bir intihar edenler işte falan böyle gönderme de bulunuyor. Şurada işte numaralar falan yazıyor. Şundan numara, şurada da yazılar falan arkadaşlar. Bu böyle işte intihar edenlere bir gönderme yani, değişik bir şey. Şimdi fotoğraf makinemizi elimize alalım. Evet burada da bu arada bizim patlattığımız inşaat alanı var Allah'ım ya. Ama bizim şey de gözüküyor lan buradan. Malikane. Orada helikopter alacağız işte görev için. Evet gelelim arkadaşlar ve şuradan evet bunların 3 tane fotoğrafını çekeceğiz. O yanlışlıkla şey yaptım. Evet şöyle hemen 1, 2 ve 3. O Marta galiba birileri bizi izliyor. Evet ve arkadaşlar bu görevde ben bunu anlamadım aslında. Ve 5 yıldız olduk işte bu. Hadi bakayım arkadaşlar ve 5 yıldız kovalamacısı başlayacak birazdan. Burada bir kendileri biz işte iş birliği yapıyoruz da sonra birileri bizi izliyor falan, bizi ifşalıyor aslında bir nevi. Yani bize iyilik mi yapıyor, kötülük yapıyor gibi geldi bana. Ha. Ateş ediyorlar. Dur abi dikkatli dikkat dinelim. Hemen şuradan ateş ediyorlar. Oo FBI'ler. Aradım hepsini. Abi FBI'lerden sıkıntı, şöyle bir tarayalım orada da. Artık yani FBI'ler. Arkadaşlar ine ine aşağı sıkıyorum. Yani aşağı inerken sıka sıka iniyorum çünkü ya kamera bozuluyor falan. Aynen bunları da temizledik işte bu be. Tamam. Hemen arkadaşlar Mafia Sentinel'i alıp kaçacağız ve hemen abi şey yapmamız gerekiyor ama spreyciye girmemiz gerekiyor. Hemen abi bas kata bas. Hop Mafia Sentinel'le hoba. Hadi bakayım abi kaçıyoruz. Arkadaşlar Allah! Lan yıldız almıyor unuttum. Hadi abi ya. Yıldız alamadım. Oha! Lan ne koydu? Aduk edecekti adam be. Oha oha yavaş. Yavaş yavaş abi. Abi arkamdalar. Abi. Ve arkadaşlar hemen şuradan spreyciye giriyoruz ve arkadaşlar. Arkadaşlar bu görev harbiden 5 yıldızı bitirmek gerçekten zorlar. Yani bitirirsiniz ama zorlar yani. Yani bayağı bir zorlar. Ve o. O FBI gidiyor arkadaşlar. FBI arabası gidiyor da bakalım nereye gidiyorsun sen? Lanet olsa çocuk. Nereye gidiyorsun lan? Aa burada arkadaşlar bir tane FBI arabası bırakılmış. İçi boş mu? Vallahi içi boş ha. Arkadaşlar içi boş alalım mı? Bak bir tane daha FBI bekliyor burada. FBI içi adam dolu ama onlara bulaşırsak ağzımızı burnumuzu güzelce kırarlar. Alalım mı arkadaşlar ya? Alalım hadi ya FBI arabasını alalım, ne olacak? Ben şunu bir geçireyim. Geçersin oradan da be. Sen nasıl bir gerizekasın? Geçemiyor FBI diyorsunuz lan bir de kendisi. Lan beni ezeceksin. Motora bak, of motor da güzelmiş ha. Geçsene oğlum. Ve arkadaşlar o evet FBI arabası bu burada terk edilmiş arkadaşlar. Neyse alalım abi FBI arabası da gidelim.
yani. Bir FBI arabasını sürmüş olalım yani. Hop. Sireni de yaka yaka gidelim hatta. La la la. Lan oğlum. Arabayı kontrol edemedim ki. Arabayı kontrol edemedim ki. Abi sireni yaka yaka gidiyoruz. Na 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 na. Hoppa abi. Aa şimdi hatırladım lan, bizim kapının önüne barikat kurmuşlardı. Arkadaşlar kapının önüne barikat kurmuşlardı. Dur. Bak tam şurada barikat var. Orada mı? Aa bak gördünüz mü? Bunlara ben girişeceğim. Ula! İşte bu be. Kaç! Orada bir tane daha adam var ve bunu da geberttik. İşte bu arkadaşlar, başka adam olacağını sanmıyorum zaten. Ve evet, bu görevi de bitirdik arkadaşlar, başka bir şekilde. İşte bu. 4000 doları arkadaşlar buradan almış bulunmaktayız. Güzel. Arkadaşlar hemen şurada sevimizi alalım. Ve hemen dildo görevinin üstüne kayıt edelim. Şurada FBI arabam benim hala duruyor. Efsanesin. Burada rancher gitmiş ama. Rancher gitmiş arkadaşlar. Evet şimdi bir tane daha. Bu araba artık kullanılmaz ki. Ulan lastiğini patlatmışlar. Ula arabam gitti arabam. Neyse şöyle kenara çekelim bakalım. Ya da şöyle binanın içine sokabilir miyim? Ulan. Selamünaleyküm. Bu arabanın için burada dursun araba, ama bunu tamir edersiniz. Gerçi siz ne anlarsınız ki tamir edin. Allah'ım. Ve arkadaşlar galiba Finch Dursun'un son görevi bu bile göre biraz zorluydu. Gel Spotlight. Aynen abi Spotlight. Özür dilerim. Come on darling. Destek falan diyor. Basitev falan diyor. Ne der diyor. O adamın artist interest bir şeyler diyor. Hampik falan. Action falan lazım. Bir şeyler söylüyor. Aksiyon. Lütfen. Gütten şu anakoda vur falan bir şeyler söylüyor. Özür dilerim işte. Bu daha demin bizi ifşaladığı için mi kızıyor acaba bu adam? Onun için saklı yani. O kadar FBI'ler uğraştık. Vice'li falan bir şeyler söylüyor. Eski günlerdeki gibi halk giymez bir şey diyor. Sky havadaki şeyler, ışıklar falan diyor işte. Safe light. Evet. O numaralar falan, Nemos değil pardon, Nemos falan. Evet, course. Evet ve arkadaşlar bu kendi kendine söylenirken Tom Versetti çoktan göreve girdi bile. Arkadaşlar şimdi bu görev birazcık garip bir görev. Şöyle söyleyeyim. Bu görev için benim bir tane helikoptere ihtiyacım var. O helikopteri hatta şeyde de bulabiliyorduk lan. Ben bunu bulabilir miyim ki ya? Onu hiç bilmiyorum ki. Bu binanın üstüne bir tane helikopter vardı arkadaşlar. O helikopteri bulabilirsem bulayım lan. Bulunur lan aslında. O kadar da zor bir yerde değil de ya. Yavaş. Nerede olabilir ki? Arkadaşlar şimdi ben şuradan bir... Bir dakika abicim. Abicim bir dakika. Şöyle bir geçeyim ben. O helikopter nerede bulunabilir ki ya? O helikopter nerede olabilir yani? Bakayım şöyle uzaktan. Bakalım. Şöyle bakıyorum da bir tane helikopter motorla yapmaya çalışalım. İlk bir motorla yapmaya çalışalım. En kötü ben anasını satayım, yine kessene. Ben alıştım zaten. Bakalım arkadaşlar şuralara geçelim. Ya motorla yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Olacağını pek sanmıyorum. Başarabiliriz belki ama olmaz gibi geliyor. Çünkü helikopterle gerçekten kolaydı. Şöyle bakıyorum da. Abi kamera açısı niye benim bana karşı geliyor ya? Aa buldum. Vallahi helikopterin yerini buldum aga. Ama ne yapmam gerekiyor? İlk helikopter dur bir dakika. O zaman şey yapalım. Aa bu görevi şey ara sahnesi vardı. Bu ara sahneyi izleyelim arkadaşlar. Bu ara sahne komik. Ve vın diye girdik asansöre. Allah'ım asansöre motorla gidiyoruz. Hayvan. İşe tutuyoruz. Ve arkadaşlar adamlar da. Abi osurdu. Kim osurdu bilmiyorum. Yüksekte ben ya Tom'u osuracağını sanmıyorum. Bence adam osurdu. Kadın da osuracağını pek sanmıyorum. Ve arkadaşlar geri gidiyoruz. Evet. Neyse arkadaşlar ilk başta bir motorla yapmaya çalışacağım. Bak sizin için gözünüzü de motorla yapmaya çalışalım. Tamam buradan atlı diyor. Saat 7'ye kadar mı? 7'ye kadar yapmaya çalışacaksın falan diyor. Ama bak böyle yapıyorsun. Benim hız almamı engelliyorsun. Görevi yapmamı engelliyorsun sen benim baştan. Tamam. Şöyle gel ula gel abi bas gaza buradan. Hoppa! Ulan uçtuk değil mi be?
Arkadaşlar tamam, gördüğünüz gibi uçtu. Hadi bakalım, inşallah yerlerini yapacağız. Oğlum helikopter... Lan oğlum! Ya arkadaşlar görüyorsunuz helikopter şey... helikopter diyorum ama helikopter nereden çıktı ya? Özürlü özürlü konuşuyorum. Motor özürlü, bak oğlum ne oluyor bu motora? Motor niye kaldırıyorsun abi? Abi motor gereksiz bir şekilde ön kaldırıyor. Yani. Bak bak. Hop, şöyle atladık. Tamam. Abi. Ben inanamıyorum ya. Gerçekten ya. Niye motor ön kaldırıyor? Böyle bir şey yok oyunda ya. Bak. Abi başlarım ama senin gibi motora ha. Lan durduk yere ön kaldırıyor bu motoru ya. Neyse lan yine ulaşacağımız yere gelmişiz. Arkadaşlar tamam, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Al işte. Aa vallahi yaptık lan. Oğlum var ya, boyun bilerek beni buralardan geçirtiyor. En sondaki kadar gideceğim. Geçemeyeceğim oraları. Ondan sonra ağlayacağım duracağım. Ay senin gibi motora da tüküreyim. Seni imalat edene de tüküreyim. Ya arkadaşlar ben var ya hiç motorla uğraşamayacağım abi. Neredeydi o şey? Helikopterin olduğu yer nereydi? Ağzını kırdım ya abi. Lan oğlum şuralardan çık be ya. Ya çık oğlum, çık işte, çık la, çıkmazsan çıkma ya. Allah Allah. Ben bu görevi motorla yapmayla uğraşamam arkadaşlar ya. Gösterdim. Geçtik gerçi. Geçmediğimizden değil, ben sinir edecek. Biliyorum ben bu görevi. Lan çıkalım. Nereden gidebiliriz? Buradan gidebiliriz. Abi şimdi biz buradan aynen sokağa bağlandık. Allah'tan sokağa bağlandık, yoksa ağlardım biliyorsunuz değil mi? Şimdi. Lan oğlum arkama döndüğüm gibi araba spamlanıyor ya. İğrenç bir durum ya bu. Arkadaşlar hemen şuradan. Bu görev birazcık stresli olabilir ve zaten bu görevi bitirdiğinde videoyu çoktan bitirmiş olmam lazım yani. Daha da fazla uzatmanın hiçbir manası yok yani mantıken. O şey neredeydi? Benim motoru bulmam lazım değil mi? Valla motor bulmam lazım. Abi yine konuşmayı unuttum. Motor değil abi. Motor değil. Helikopteri. Hah şuradan. Şuradan bağlanırız be oraya sanki. Şuradan çıkarız. Arkadaşlar o helikopter almamız lazım bizim. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen beni bir sal motor. Ve arkadaşlar buradan abi biz bu helikopterle işi rahatça götüreceğiz. Aynen şuradan çıkıyoruz ve burada bir polis helikopteri bu. Bu arada helikopter ilk kez sizle sürüyoruz değil mi? Hani o helikopter, küçük mini helikopteri saymayın öyle. Tamam, helikopterin kontrolünde çok zorlanacağımızı sanmıyorum ya. Umarım zorlanmam ya. Valla helikopterin kontrolünde o kadar da zorlanacağımı düşünmüyorum. Tamam, yaptık. Tamam, helikopterin birazcık yavaşlaması gerekiyordu yani, oraya vurdu iyi oldu bir nevi. Tamam gel abi, gel abi, tamam şuraya da bir çarp. D daha doğrusu. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi helikopterle çok daha rahat yapabiliyoruz ama helikopter özürlü gibi davrandığı için. Ya biz bu gibi videoda ne oluyor ya? Nasıl geçeceğim geri kalanı? Nasıl geçmemi düş bekliyorsun yani? Ulan insan gibi geldiğimizde de oluyormuş. Allah Allah. Ya helikoptere ne oldu şimdi ya? Arkadaşlar bu oyun yapana tüküreyim. Ya abi helikoptere gitmeye çalışırken yolda öldüm abi. Böyle bir, ya istemiyorum lan ya, istemiyorum. Arkadaşlar neyse abi, bu videoda sadece bir tane görev yapmış olacak. Ne yapalım, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık bir daha videoda o helikopterle işte görevi yaparız. Yani baştan helikopter alsaydım iyiydi. Baştan helikopter alacağım. Ben ne bileyim, asansöre falan girmeden belki olmaz falan dedim. Yok abi, helikoptere baştan alacağım ben. İnşallah sıkıntı olmaz arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videoda artık yaparız. Ya da oraya kadar gelip başlatırım diye bilmiyorum. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.